Bu haftaki cuma hutbemizin konusu ümmetin hasreti bir oda dolusu adam. Mazeretler üretmeyen ama fakat lakin gibi kelimeleri dile getirmeyen, dininden taviz vermeye razı olmayan adamlar arandı, aranıyor. O adamlar ki bedenleri, odaları, heybetleri, gözleri dolduran meleklerin dahi imrendiği adamlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Cumamız mübarek olsun değerli Müslümanlar. Bu haftaki cuma hutbemizin konusu ümmetin hasreti bir oda dolusu adam. İnşallah hutbeme bir nakille başlamak istiyorum. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh babasından naklediyor ki bir gün Hazreti Ömer dostlarıyla otururken aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Ömer radıyallahu anh herkes bir şey dilesin demiş. Oradakilerden biri ben bir oda dolusu gümüş istiyorum ki onu Allah yolunda harcayayım demiş. Bir başkası ben de bir oda dolusu altın istiyorum ki onu Allah yolunda harcayayım demiş. Ve son olarak bir başkası bu oda dolusu mücevherim olsun da onu Allah yolunda harcayayım, isterim demiş. Ömer radıyallahu anh'ın kendi arzusunu da şöyle dile getirmiş. Ben de Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Huzeyfe bin el-Yeman, Muaz bin Cebel gibi şu oda dolusu insan isterim ki onları Allah yolunda görevlendireyim. Kıymetli Müslümanlar, yani bugün aranan adamlar o gün de aranıyordu. Yer işgal eden değil, yer dolduran, liyakatli, ahlaklı, vefalı ve zor zamanın adamı arandığı aranıyor. Kendisinden çok ümmeti düşünen, insan olmanın insan dışındaki mahluklardan farklılığını idrak eden, Allah'tan korktuğunu her haliyle belli eden, şehvetler önünde erimeyen, sözüyle eylemi bir olan, dik ve cesur, yalpalanmayan adam arandı, aranıyor. Kınanmaları aldırmayan, dünya ile ahiret dengesini kurabilen, gece abid, gündüz mücahit, Allah yolunda eliyle, diliyle, malıyla, canıyla cihad eden adamlar arandı, aranıyor. Zenginleşince fakirlik günlerini unutmayan, omuzlarına yük verilince nazlanmayan, mazeretler üretmeyen ama fakat lakin gibi kelimeleri dile getirmeyen, dininden taviz vermeye razı olmayan adamlar arandı, aranıyor. Onlar hep arandı, onlar yeri geldi Habil oldu, İsmail oldu, Bilal oldu, yeri geldi mağarada Ashab-ı Kehf oldular, yeri geldiler mağarada Ebu Bekir oldular, yeri geldiler Darül Erkam ehli oldular, Suffa ehli oldular, Bedir ehli oldular. Ve onlar hak ve batılın iki zıt kutubun yeryüzüne indiği günden beri Allah'ın dinini en güzel şekilde temsil eden, Allah'ın dini için fedakar, gecesini gündüzüne katmış
arandıkça aranan adamlar oldular. Ömer'in aradığı, yani kerpiç duvarlı odasını dolduracak adamlar o adamlardı. Yani kendisi gibi adamlardı. O adamlar ki bedenleri, odaları, heybetleri, gözleri dolduran meleklerin dahi imrendiği adamlar. Abid, zahid, muttaki, mücahid. Öyle ki kendisine kefenlik olarak hazırlanan bezi görünce, 3 gün sonra çürüyecek olan bu bedenim için bu kadar bez fazla diyerek temiz, elli ve dilli adamlardı onlar. İşte Ömer'in aradığı adamlar bu adamlar. Hutbemin başında okumuş olduğum ayet وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Yine de öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. ayet. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ